arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Doğada Boğa'nın online derslerine devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta balkondan görebileceğimiz kuş türleri, onların sesleri üzerine birazcık yoğunlaşmıştık. Balkondan duyabileceğimiz kuş seslerini öğrendik. Onlarla ilgili videolarınız geldi, çok teşekkürler. Fotoğraflarınız geldi. Farklı farklı türler olduğunu siz de fark etmeye başladınız. Buna devam etmenizi istiyorum. Yine bana öğretmenleriniz üzerinden gönderebilirsiniz videolarınızı. Onları beraber yorumlayabiliriz, bakabiliriz, türünü tespit etmeye çalışabiliriz. Bu hafta yine balkonda yapacağımız eğlenceli bir etkinlik önereceğim. Ama öncesinde o etkinlikle ilgili bazı bilgiler vermem gerekiyor. Bu haftaki konumuz geri dönüşüm. Geri dönüşüm bildiğiniz üzere okullarda birçok derneğin, öğretmenlerinizin, belediyelerin çalışmalarıyla çok fazla sayıda farkındalık çalışması yapılıyor. Çok da güzel projeler yapıyorlar insanları bu konuda teşvik etmek için. Peki biz bunları neden yapıyoruz? Neden toplumda geri dönüşüm konusunda, sıfır atık konusunda bir farkındalık sağlanması gerekiyor? Biraz buna bakalım öncelikle. Bir fabrika düşünün, size gelen bir yiyecek, bir içecek olabilir, herhangi bir tükettiğiniz ürün olabilir. Onun üretim sürecini hayal edelim. Bir ham madde fabrikaya girer, fabrikada işlenir, paketlenir ve evimize kadar bize ulaştırılır. Bu süreç zarfında ham madde doğadan alınarak doğaya bir maliyeti olur. Diğer taraftan fabrikada işleme sürecinde doğaya yine bir maliyeti olur. Çünkü o sırada hem atık çıkar hem enerji tüketiriz. Ardından paketlenir, yine doğadan paket için ayrı bir ham madde temini ve işlenmesi gerekmektedir. Ayrıca ürün üretilip bize doğru ulaştırılırken ciddi bir dağıtım ağından geçer. Bununla birlikte fabrikanın arıtma tesisinin doğaya bir maliyeti vardır ve oradaki atığın bertarafı ayrı bir konudur. Bütün bunlar ciddi bir doğaya ve dünyaya bir maliyet getirir. Biz de bu maliyetleri düşürmek adına kendimiz evimizde bireysel anlamda geri dönüşüm programları uygulayabiliriz. Mesela ne yapabiliriz? Bunlardan bir tanesi cam soda şişesi. Tertemiz soda şişesi ve bu rahatlıkla geri dönüşüm sistemleriyle tekrardan cam olarak kullanılıp yeni bir malzeme materyal elde edilebilir. Ama eğer biz bunu rastgele çöpe atarsak doğada yaklaşık 4000 yıl boyunca bunun yok olmasını beklemek zorundayız. Düşünsenize, milyarlarca insan yaşıyor dünyada ve günlük atılan camlarla inanılmaz bir cam yığını haline gelebilir. Ki bunu görüyoruz. Bu konuyla ilgili çok farklı belgeseller de yapılıyor. O belgesellerde de görüyoruz. Dünyanın birçok noktasında, doğal alanlarda plastiklerin biriktiğini görüyoruz. Bugün bile yakın çevremize pikniğe gittiğimizde ormanda, deniz kıyısında, her yerde çöp görüyoruz. Bu aslında bireysel olarak bizim bir görevimiz. Cam şişeyi camları ayrı bir şekilde attığımız çöp olarak ayrıştırabilirsek, plastikleri ayrı bir çöpe alabilirsek, tenekeleri keza aynı şekilde farklı bir çöp sistemiyle ayrıştırıp, bunları belediyenin ilgili birimleriyle irtibata geçerek geri dönüşüm fabrikalarına doğru gitmesini sağlayabilirsek, bu bizim yapabileceğimiz en güzel işlerden birisi olur. Evet, videonun başında sizlere bir balkon etkinliğinden bahsetmiştim. Yine kuşlar için bir şey yapacağız. Kuşları tanımıştık. Bakalım onları biz balkona davet edebilecek miyiz? Bizim misafirimiz olabilecekler mi? Bununla ilgili evdeki bir boş plastik bir şişeyi kullanacağız. Bu plastik şişeyi kullanarak farklı kuş yemlikleri kurgulayacağız. Peki nasıl yapacağız bunları? YouTube'da kuş yemliği tasarımı, plastik şişeden kuş yemliği tasarımı gibi, bunu İngilizce yazarsanız daha iyi olur. Buradan gelecek videolardan bir tanesini seçebilirsiniz ya da bu videolardan ilham alarak kendiniz özgün bir tasarım oluşturabilirsiniz. Bununla ilgili internette sınırsız kaynak var. Bakalım sizler neler yapabileceksiniz. Sonrasında onları uzaktan, rahatsız etmeden fotoğraflarını çekebilirseniz onların da türlerine bakabiliriz. Bakalım hangi türleri siz balkonunuza misafir edebileceksiniz.
Bu haftalık da bu kadar arkadaşlar. Önümüzdeki haftalarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.